Aslında tabii ki bu teknolojileri ne kadar çok kullanırsak o kadar çok riski de üstlenmiş oluyoruz. Akıllı teknolojilerin de aslında aklın merkezi nerede ona bakmak gerekiyor. Haliyle eğer o aklın merkezi siz değilseniz, siz yönetemiyorsanız ya da bu yönetim başkasının eline geçebiliyorsa büyük bir risk haline geliyor. Daha önce filmlerde izlediğimiz trafik ışıklarının hacklenmesi sorununa benzer. İşte buzdolabında eğer akıllı, bir buzdolabı kullanıyorsanız buzdolabının hacklenmesi ya da diğer cihazları kullanıyorsanız kamera kullanıyorsanız kameraların ele geçirilmesi gibi riskleri de almış oluyorsunuz. Tabii ki yine bir uygulama üzerinden yönetildiği için bu uygulamanın güvenilir olduğu, güvenli olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bununla birlikte şifre seçiminde her zaman belirttiğimiz gibi güvenli ve güçlü şifreler, kolay hatırlanmayacak şifrelerle sahip olmamız gerekiyor. Bir de şöyle bir e, tabi risk de var. Akıllı telefonlarla birlikte hepimiz eğer Android telefon kullanıyorsak bir Gmail adresi de kullanıyoruz. Ve tüm şifreleri de burada depoluyoruz. Haliyle böyle yaptığımız zaman da e, tüm şifrelerimizin de erişim riskini ortaya çıkarmış oluyoruz. Yani bir kişi bizim e, Gmail adresimizin şifresini ele geçirirse sahip olduğumuz tüm şifreleri ulaşabiliyor. Tabi bunun içerisinde tüm uygulamalar da yer aldığı için e, bankacılıkla ilgili... Olabilir ya da akıllı cihazlarla ilgili olabilir. İşte bildiğiniz üzere e, kameralar, buzdolabı, e, te, hatta televizyonlar ve daha birçok cihaz artık akıllanmış durumda. Ama dediğim gibi e, bu aklı e, sürekli bizim yönetiyor olmamız, gerekli kontrolleri yapmamız. E, bununla birlikte verdiğimiz izinlere dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela kamera izni vermiş oluyoruz ya da ses izni vermiş oluyoruz. Bir konuda konuştuğumuz anda o konuyla ilgili reklamlar geliyor diye şikayetleniyoruz. İşte sadece reklam kadar masum değil. Bununla birlikte eğer biz bu izinleri verdiysek başka tehlikelere davet etmiş oluyoruz. Akıllı teknoloji risktir ama tabii ki vazgeçemiyoruz da. Neden? İşte televizyonlara, televizyonlara örnek vermek istersek akıllanmasıyla birlikte interneti kullanabildik ve birçok programı kaydedebildik ya da daha sonra izleyebildik. Benzeri şekilde hatta ileride insanların kendi ilgi alanlarına göre biraz daha bu konuda geliştirilecek ve ilgili filmler ya da programlar karşısına çıkacak gibi bir takım çözümler de getirecek. Bununla birlikte işte akıllı telefonlarla beraber daha interaktif iletişim sağlayabiliyoruz. Dediğim gibi her zaman bilinçli olmak, dijital okur yazarlığı güçlendirmek ilkokul çağlarından itibaren hatta şu anda 70-80 yaş demeden yaşlılar seviyesinde de bu tarz eğitimlerin bilişselle çalışmalarında artırılması gerektiğini düşünüyorum.